Galatasaray'da Erman Toroğlu bombayı patlattı. Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, sezonun 25. haftasında Nef Arena stadında Kayseri Spor'u konuk etti. Zorlu maçta yine kazanamayan Sarı Kırmızılılar, Kayseri'ye karşı etkisiz bir oyunla 1 puan alarak Süper Lig'deki 25. maçında 8. beraberliğine ulaştı. İstanbul'da saat 19'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray, süper golcüsü Gomis ile çıktı ve Gomis takımda iyi görüntü sergileyen birkaç oyuncudan biriydi. Bir önceki maçta Alanyaspor'la deplasmanda yenişemeyen Cimbom bu kez de Kayserispor'la berabere kalarak Torrent yönetiminde ikinci puanını kazanmış oldu. Kayserispor karşısında 1 puana uzanan Sarı Kırmızılılar gelecek Süper Lig maçında 21 Şubat Pazartesi günü saat 20'de Göztepe Spor'a konuk olacak. İstim üstünde olan Galatasaray bu maçla ilk 3 puanını kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızılıların Kayseri karşısında elde ettiği 1 puan için Galatasaray'ın aldığı beraberlik 1 puan ama çok yetersiz. Gelecek hafta oynayacakları Göztepe maçına rakiplerini ekarte etmek için çıkacaklar. Eğer Galatasaray önümüzdeki maçı da kazanamazsa bence Cimbom da artık Torrent dönemi de sona erer ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Göztepe maçından ilk defa 3 puan alacağı düşünülüyor. Peki sizce 2 maçtır berabere kalan Galatasaray Göztepe Spor'u yenebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin, kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sezon sonu gidiyor. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın 9 gol ve 6 asistle en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talebi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor. Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar Kerem'e hayran oldu. Brentford 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premier Lig ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Galatasaray'da Mustafa Muhammed ve Muslera gelişmesi. Cimbom Spor Toto Süper Lig'in bir sonraki haftasında evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed takıma katılırken tedavi süreci devam eden Fernando Muslera da düz koşulara başladı. Florya Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Domenech Torrent yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas, top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından hücum aksiyonları üzerinde duruldu. Antrenman gruplar halinde dar alanda yüksek tempoyla oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Antrenmana Mısır milli takımıyla katıldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Mustafa Muhammed de katıldı. Tedavi süreci devam eden Fernando Muslera sahada düz koşulara başladı. Yine tedavisi süren Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Domenech Torrent'in tazminatı dudak uçuklatıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenech Torrent'in sözleşmesindeki tazminat miktarı dudak uçuklattı. Galatasaray'da bir sonraki maçta kaybedildiği takdirde İspanyol teknik adamla yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Ancak bunu yapmak hiç kolay değil. Domenech Torrent günler önce 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'dan bu sezon 1 milyon 225 bin euro, gelecek sezon 1,5 milyon euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin euro alacak. Sarı Kırmızılı kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse bu paranın tamamını Torrent'e ödemek zorunda. Galatasaray'da Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen Torrent, şimdiye kadar çıktığı maçlardan geçerli not alamadı. Galatasaray'ın önümüzdeki maçta da galip gelememesi halinde Domenech Torrent ile yolların ayrılabileceği camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ne var ki Torrent'in biletini kesmek hiç de kolay değil, zira İspanyol teknik adamın tazminatı dudak uçuklatacak cinsten. 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının mukavelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Bu da şu anlama geliyor: Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse Torrent'in 1,5 yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda.
Yapılan anlaşmaya göre Domenech Torrent'e bu sezonun son 5 ayı için 1.225.000, gelecek sezonun tamamı için 1.5 milyon euro olmak üzere toplam 2.775.000 euro verilecek. Galatasaray transferi kapa bildirdi. Devre arası transfer döneminde Buffett'in Gomis, Erik Bulgar, Inaki Peña ve Semih Kaya'yı transfer ederek takımını güçlendiren Galatasaray'da takıma katılan oyuncuların yanı sıra gönderilenler de oldu. Aytaç Karay'ı Göztepe'ye kiralayan Sarı Kırmızılılar kadrosunda bulunan bir başka yerli oyuncu Oğulcan Çağlayan'ı da Eyüp Spor'a gönderdi. Birincilikte yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan Eyüp Spor ara transferin bombasını milli oyuncuyu kadrosuna katarak patlattı. Spor Toto birincilikte zirve hedefleyen İstanbul ekibi Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı da transfer ederek rakiplerine gözdağı verdi. Sarı Kırmızılılara büyük umutlarla transfer edilmesine karşın beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Oğulcan için Eyüp Spor rekor düzeyde bir bonservis bedeli de ödeyecek. İstanbul ekibinin kasasından bu transfer için kiralama ücreti olarak 100 bin euro, satın alma opsiyonu olarak da tam 1,5 milyon euro bonservis bedeli çıkacak. Eyüp daha önce de Galatasaray'dan 4 milyon liraya genç oyuncu Eren Can'ı almıştı. Galatasaray'dan Cagne'ye 4 aylık veda. Beklenen gerçekleşti. Galatasaray'da Mbaye Cagne ile de yollar ayrıldı. Senegalli santrafor ara transfer döneminde Sarı Kırmızılı ekipten gönderilen 7. isim oldu. Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini fesheden Galatasaray yönetimi, yıllık ücret ödemesine ise devam edecek. Sakatlığının 1,5 ay daha sürmesi beklenen Cagne, tıpkı Trabzonspor'un Gervinho'da yaptığı gibi yaz döneminde Galatasaray'a geri dönecek. Normal şartlar altında Sarı Kırmızılı kulüple kontratı önümüzdeki sezonda devam eden Cagne, farklı bir plan devreye girmezse o 1 yıllık sözleşmeyi Galatasaray'da tamamlayacak. Ancak kulüpteki ana hedef sezon sonunda Cagne ile yolları kesin olarak ayırmak. Tecrübeli futbolcunun da bu süreçte menajeriyle birlikte kendisine yeni bir takım arayacağı öğrenildi. Mbaye Cagne 2018-2019 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan tam 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmiş ve takım o sezon şampiyon olurken 10 golle katkıda bulunmuştu. İlk devrede Kasımpaşa'da attığı 20 golle birlikte sezonu toplamda 30 golle kapatan Cagne, Gomis'in Galatasaray'da 29 golle ulaştı. Bir sezonda en fazla gol atan yabancı rekorunu yine sarı kırmızılı formayla kırmayı başarmıştı.